Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yılgaç, Kurul Kalesi'nde çalışmalarını sürdüren kazı ekibini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kazı çalışmalarının devam ettiği Kurul Kalesi 2000 yılı aşan bir tarihe ışık oluyor. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç da kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Yani yaşlanma değil de bir mod değişikliği oluyor yani. Rektör Yarılgaç, Kazı Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Yücel Şenyurt'tan yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı. Kazı çalışmalarının 2010 yılında başladığını belirten Profesör Doktor Yücel Şenyurt, yapılan bu çalışmaların Doğu Karadeniz bölgesinin uzun süreli ilk bilimsel kazısı olma özelliği taşıdığını ifade etti. Bundan sonraki çalışmalarımızda bir ordulu olarak ben buraya sunduğum katkının yanı sıra Ordu Üniversitesi'nin de desteklerini bekliyoruz. Kolaboratif ekiplerle burada ve orduda her yörede çalışmaya devam ederiz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Her zaman bekliyoruz. Burada olup olmadığını bilmiyoruz tabii. Kurul Kalesi'nde yapılan kazı çalışmaları esnasında Kibele heykelinin bulunduğu alanı gezen Rektör Yarılgaç, kaledeki dehliz, sarnıç ve kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan buluntuları inceledi. Kapıya konulmuş ve hem kucağına hem etrafına hem de tahtının altına bulmuşları. Rektör Yarılgaç, yapılan bu arkeolojik kazının Karadeniz ve Ordu'nun tarihi açısından önemli bilgiler sunduğunu belirtti. Kurul Kalesi kazılarının baş mimarı diyelim hocamız, Profesör Doktor Yücel Şenyurt hocamız hakikaten çok büyük bir işe imza attı. 9 yıldır süren bu kazılar muazzam bir tabloyu da önümüze serdi. Ordu için özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Bu güzel çalışmada bulunan bütün ekibe, bütün arkadaşlara, çalışanlara ve böyle eserleri de ortaya çıkardıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Kurul Kalesi Kibele heykelciyle belki gündeme geldi ama onun altyapısında da neler olduğunu bugün burada izlemiş olduk. Üniversite adına da neler yapabiliriz, bundan sonraki çalışmalarda nasıl katkımız olabilir? Bunlarla ilgili de ileride çok farklı konularda bir araya geleceğiz. Tek tek parçaları bularak tek tek yapıştırdık. Diğerleri bulunamadı. Rektör Yarılgaç, Kurul Kalesi gezisi sonrasında kazılarda çıkan buluntuların restorasyon çalışmalarının yapıldığı Kurul Kalesi yerleşkesi kazı evini de ziyaret etti. Biz bunların şöyle boyutlarının şifresini bile yapmış. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, Kurul Kalesi'ndeki çalışmaları yürüten kazı ekibini ziyaret etti. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, Kurul Kalesi'nde çalışmalarını sürdüren kazı ekibini ziyaret etti. Yarılgaç'a Kazı Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Yücel Şenyurt yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Siyah böyle alakalı olduğu için maskeli. Bu meydan şimdi. Şenyurt, yapılan çalışmaların Doğu Karadeniz bölgesinin uzun süreli ilk bilimsel kazısı olma özelliği taşıdığını söyledi. Bundan sonraki kendisinde ifade ettiği gibi bundan sonraki çalışmalarımızda bir ordulu olarak ben buraya sunduğum katkının yanı sıra Ordu Üniversitesi'nin de desteklerini bekliyoruz. Kolaboratif ekiplerle burada ve orduda her yörede çalışmaya devam ederiz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Rektör Yarılgaç, yapılan arkeolojik kazının Karadeniz ve Ordu'nun tarihi açısından önemli bilgiler sunduğunu belirtti. Kurul Kalesi kazılarının baş mimarı diyelim hocamız, Profesör Doktor Yücel Şenyurt hocamız hakikaten çok büyük bir işe imza attı. 9 yıldır süren bu kazılar muazzam bir tabloyu da önümüze serdi. Ordu için özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Bu güzel çalışmada bulunan bütün ekibe, bütün arkadaşlara, çalışanlara ve böyle eserleri de ortaya çıkardıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Kurul Kalesi Kibele heykelciyle belki gündeme geldi ama onun altyapısında da neler olduğunu bugün burada izlemiş olduk. Üniversite adına da neler yapabiliriz, bundan sonraki çalışmalarda nasıl katkımız olabilir? Bunlarla ilgili de ileride çok farklı konularda bir araya geleceğiz. Rektör Yarılgaç, Kurul Kalesi gezisi sonrasında kazılarda çıkan buluntuların restorasyon çalışmalarının yapıldığı Kurul Kalesi yerleşkesi kazı evini de ziyaret ederek ziyaretini tamamladı.